Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Annemin mutfağından, annemin ellerinden meşhur karnıyarık yemeğini yapıyoruz. Buyurun hep beraber izleyelim ve dinleyelim. Sizlere en son videoma gelen dostlarımdan da bahsedeceğim ve neler yaparsak mutlu oluruz, bunları yaparsak mutlu oluruz konusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Mutlaka izleyin ve dinleyin derim. Çok önemli konular. Evet, hemen dostlarımdan bahsediyorum. Azeri kızı Ayla ile harika tarifler. Benim renkli dünyam. Şenay'ın el emeği. Keyfi lezzetler. Gülay Hanım'ın doğa harikaları. İslami paylaşımlar. Zeynep'in pratik yemekleri. Benim renkli dünyam. Rabbim affet. Burada her şey, Miyase'nin örgü dünyası, İlhan Açar. Bu dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bahtına, Nurcan Hanım'ın mutfağı. Liflerin Sultanı örgü. Asiye'nin mutfağı. Güzel tarifler. Rusya'da hayat. Lezzet diyarı. Bebişler için örgüler. Ana ile oğlu. Favori mutfak. Ceylan Ceren Sultan. Şahin takımı limon çiçeği. Arkadaşlarım da teşekkürlerimi sunuyorum. Kanallarına uğrarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Karnıyarık yapıyoruz. Annemin mutfağından meşhur karnıyarık yemeği. Buyurun devam edelim. Evet, 7 tane patlıcanı güzelce yıkayıp soyduk. 10 dakika tuzlu suda bekletebilirsiniz. Sonra fırça ile yağlayıp üzerlerini fırın tepsisine koyduk. Pişirdik ve köz tadında çok güzel patlıcanlarımız meydana geldi, yumuşacık. Evet, patlıcanlarımız fırından çıktı ve bir kaşık yardımıyla ortalarını bıçakla kesmiştik zaten. Kaşık yardımıyla ortalarını güzelce açıyoruz. Çünkü içerisini biliyorsunuz malzememizi dolduracağız. İç malzemesi olarak neler kullandık? Buyurun hep beraber bakalım. Herkesin malzeme adeti değişiyor. Biz 7 adet patlıcan kullandığımız için 200 gram falan kıyma yeterli oldu. Soğanı ince ince doğradık. 3-4 tane soğan, yeşil biber ince doğranmış, domatesler ince doğranmış ve baharat olarak da kimyon, karabiber, pul biber ve salça kullandık. Çok güzel bir şekilde kavurduk. Tam pişirmiyorsunuz yanacak şekilde çünkü fırında da pişecekler. Öncelikle soğanı öldürdük, arkasından biberi attık, kıymayı da ekledik, salçayı ve baharatları ekledik. Gördüğünüz gibi iç malzememiz çok güzel bir şekilde pişti. Dediğim gibi fırına koyacağımız için tam pişirmemize gerek yok. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Biliyorsunuz kanalımda bir etkinlik var. Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Ve mutluluk nereden geçiyor, ne yaparsak mutlu oluruz, mutlaka izleyin ve dinleyin diyorum. Üzerini süslemek için de biberleri ince ince doğradık. Yeşil biberi böyle 2-3 parçaya bölebilirsiniz ince ince uzun uzun. Evet, fırından çıkarmış olduğumuz patlıcanları dediğim gibi tepsiye yerleştirdik. Ortalarını bir kaşık yardımıyla genişlettik. Zaten fırına koymadan önce bıçakla yarmıştık ortalarını. Kolaylıkla açıldı ve iç malzemesini bolca şöyle güzelce doldurduk. Doldurduktan sonra da dediğim gibi yeşil biberleri ne yapmıştık? İnce ince doğramıştık. Onları iki kenarına koydum. Bir de çeri domates kestik küçük küçük. Onlarla da süsledik ve fırınımıza tekrar koyuyoruz ama bir 5-10 dakika yeterli oluyor. Zaten patlıcanımız da pişti. İç malzememiz de pişti. Fırında da 5-10 dakika piştikten sonra, kızardıktan sonra çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum ve ben hemen hiç vakit kaybetmeden bunları yaparsan mutlu olursun. Hemen geçiyorum. Buyurun dinleyelim. Mutlu olmak, mutlu olmayı istemekle alakalı. Ben mutlu olmak istiyorum dememiz lazım. Ama bunu şartlara bağlamamamız gerekiyor. Evim olursa mutlu olurum. Çocuğum bir yeri kazanırsa mutlu olurum. Güzel bir işe girersem mutlu olurum. Mutluluk bu şartlarla alakalı değil. Ben mutlu olmak istiyorsam her an, her şekilde mutlu olabilirim.
Yani sonuçta ben üzülsem de, ben moralimi de bozsam, canımı da sıksam, sonuçta bunun bana faydası mı var, zararı mı var? Mutsuzluk en büyük kronik rahatsızlıkların altında yatan nedendir. Stres, sıkıntı, problemler, bütün bunlar bizi rahatsız ediyor. Bunun için ben hayatımda beni mutlu edecek nelere sahibim, onu düşünmeliyim. Benim yerimde olmak isteyen kimler var? Mutlu olmayı tercih etmemiz lazım. Şartlar ne olursa olsun mutlu olmak istiyorum dememiz lazım. Mutluluk talep etmekle ilgili. İsteyen insan mutlu olur. Güzel bir örnek verelim mi? Afrika'da insanların ayaklarında ayakkabı yok, üstlerinde giyeceği kıyafetleri yok ama ne kadar samimi gülüyorlar ve mutlular. Candan insanlar. Sonuçta ortam şartlar değil bizi mutlu kılan. Kendi ruh halimiz. Kendi ruh halimizle mutlu olmayı tercih etmemiz lazım. Öyle değil mi? Geçmişe takılıyoruz. Ondan mutsuzuz. Mesela geçmişte şunu yaptılar, bunu yaptılar, şöyle oldu, böyle oldu. Geçti. Ama geçti. Sen geçmişi istediğin kadar düşün, istediğin kadar kafa yor. Geçmişi değiştiremezsin. Değiştirme şansın yok. Geçti o. Adı üstünde. Geçmişi bugünümüze taşıdığımız için mutsuz oluyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? Geçmiş tozdur. Üfleyin gitsin. Bugünümüzü şekillendirmemiz lazım. Sizlerle paylaşmak beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü ne diyorum her zaman? Bana iyi gelen size de iyi gelsin. Mutlu olmayı tercih etmemiz lazım. Gerçekten mutluluk tercihe bağlı. Kendimizi yenilersek, tazelersek öyle değil mi? Mutluluk nereden başlanır? Yani hiçbir şey için geç değildir. O yüzden bu tür konuları ne yapıyorum? Dinliyorum, okuyorum, yazıyorum ve sizlerle de paylaşmak beni gerçekten mutlu ediyor. İnşallah size de iyi geliyordur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Atmış olduğum videolarımdan da haberdar olursunuz ve ben de sizlere kanallarınıza gelmiş olurum. Mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, siz görselleri izlerken ben de boş geçsin istemiyorum. Size farmasi ürününden bahsetmek istiyorum. Kullanmış olduğum bir ürün. 10 senedir farmasi ürünlerini kullanıyorum ve çok memnunum. Üyelik linkimi de yorumlarıma sabitleyeceğim. Ücretsiz üye olabilirsiniz. Farmasi ürünlerini indirimli, geliş fiyatına alma imkanınızı sağlayabilirsiniz. İsterseniz satış elemanı da olabilirsiniz. Kendim de kullandığım kolajenden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz 40 yaştan sonra kolajen vücudumuz için çok önemli. Kas ve cilt hücrelerinde bulunan kolajen vücut bütünlüğünü korur ve bağ dokusunu güçlendirir. Cildin elastikiyetini artırır, canlılık kazandırır. Kolajen eksikliğinde eklem rahatsızlığı, saç tırnak bütünlüğünde bozulma, selülit ve cilt kuruluğu gibi birçok sorun meydana gelir. Kolajen bir protein türüdür. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra vücut dışarıdan kolajenle desteklenmesi önerilir. Evet, bana iyi gelen size de iyi gelsin diyelim ve devam edelim. Nasıl mutlu oluruz? Mutsuzluk kaynağı insanlar var. Eleştiren, küçümseyen, suçlayan bu tarzda insanlar mutsuzluk verir. Enerjimizi emen insanlar, bu tarz insanlar var hayatımızda. Ne derseniz tersini söyler, siz gülersiniz, o surat eder, eleştirir, suçlar. Hiçbir şey beğenmez ve hayata sürekli negatif bakar. Sizin de enerjinizi alır. Negatif, olumsuz olayları fazla dinlememek lazım. Ben pozitif bir insanım, ben enerji dolu bir insanım dememiz gerekir. Evet, her şeye rağmen mutlu olabiliriz ve farmasi kullanarak da kendimizi mutlu hissedebiliriz. Tavsiye ederim. Kendim de kullandığım, gerçekten 30-40 yaş üzeri kullanmamız gerekiyor. Kolajen eksiliyor çünkü belli bir yaştan sonra. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Linkimden üye olup ücretsiz, yani geliş fiyatına sipariş de verebilirsiniz. Teşekkürler.